Sempozyumda aslında bir yerel yönetime dayanan ve toplum ihtiyaçlarıyla sınırlı olan ekonomileri esas alan bir yeni bir tanım politikası nasıl mümkün olduğuna yönelik tartışmalar sürdürüldü. Bu var olan tarım politikalarının aslında tekelci, rantçı, doğaya ve topluma karşı olan neoliberal politikaların bir sonucu olduğu tespiti yapıldı sempozyumda. Yine toplumsal fayda esas alan, üretici ve tüketicinin karşılıklı ilişkisi üzerine temellenen gıda egemenliği, halkın ucuz, nitelikli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için ekolojiyle uyumlu, cinsiyete duyarlı, demokratik planlamacı ve kendi kendine yeten bir tarımsal üretimi kurmanın koşullarının nasıl gerçekleştirileceği tartışıldı. Tabii ki tarım politikaları açısından polikültür esaslı, azgir dili, yine istihdam yoğun ve aslında binlerce yıllık kadim bilgilerin de yeni nesillere ulaştırılacağı bir tarım politikasının bugünden acilen inşa edilmesi gerektiği üzerinde vurgular yapıldı. Yine örgütlenme açısından da kooperatiflerin bağımsız örgütlenmeler şeklinde kurulması ve yerel yönetimlerinde buralarda destekleyici rollerinin olması gerektiğine yönelik tartışmalar yürütüldü. Demokratik, ekonomik, sosyal kooperatifler, sendikalarda örgütlü küçük ölçekli tarımın hayata geçirilmesiyle ilgili vurgular yapıldı. Eskiden DEM Parti olarak şunu belki ifade etmeliyiz bugün. Tarımda ve gıdada eskiden kopuşun ve kolektif bir yeniden kuruluş zaruridir. Bu zaruriyeti aslında ilan ediyoruz ve bu arada sorumluluk alıyoruz. Dahası bu süreci başlatmak için de kollarımızı sıvıyoruz. Geldiğimiz noktada hem kapitalist modernitenin, kapitalizmin çoklu krizleri aslında tarımda ve gıdada krizi yerinden tekrardan yaratıyor. Bunun nedenleri işte küresel iklim değişikliği, pandemiler, savaşlar, sermayenin ve piyasalaşmanın üretim ve tüketim üzerindeki etkisi, ithalatçı tarım politikaları yaygınlaşması gibi bir dizi toplumsal gerçeklik ama biliyoruz ki endüstriyel tarım politikalarının artık bugünümüzü karşılayamadığı, yarını kuramadığı, dünyayı ve toprakları, tüm ekolojik talanı bir yıkıma ve gıda krizine doğru sürüklediği gerçekliği karşımızda duruyor. AKP'nin de aslında son 20 yıldaki rolü ve 80'den sonra Türkiye'deki aslında darbeyle uygulanan neoliberal dönüşüm politikalarının da getirisiyle tarımda borçlanmanın artışı, çiftçilerin gerçekten ne ekip ne biçeceğini artık bilemeyişi ve tarımdan uzaklaştırılmaya başlaması bir gerçeklik. Tarım kurumlarının, kitlerin tasfiye edilmesi bir başka gerçekliğimiz. Tarım alanlarımızın yok edilmesi bir başka gerçekliğimiz. Bu açıdan aslında söyleyebiliriz ki küçük ölçekli çiftçiler, topraksız yoksul köylüler piyasa ve tarım tekerleri karşısında örgütsüz bir hal almış durumda. Kürdistan coğrafyası açısından da durum daha da vahim çünkü 80'li yıllar başta olmak üzere Kürt coğrafyası üzerinde insansızlaştırma politikaları, yerle mera yasakları, Kürtlerin Türk coğrafyasındaki mevsimlik tarım işçisi, inşaat ve hizmet sektörlerinde ucuz işçi olarak kullanılması, mayınlı araziler, köy yakmalarla yine yaşam alanlarının yok edilmesi, ormansızlaştırma ve güvenlik barajları, madencilik projelerinin artırılması aslında Kürdistan coğrafyasının tüm kırsal bölgelerini insansızlaştırmak ve Kürtleri tarım ekonomisinin dışına atmak yönüne yürütülmüş politikaların devamlılığı niteliğindedir. Burada aslında mülksüzleştirilen bir halktan bahsediyoruz. Tarım alanında finansman sorunu Türkiye'de çok önemli. İnsanları özellikle çiftçileri borçlandırıp bir sonraki yıl gerçekten daha borçlu girmiş olması sebebiyle de üretim yapamaz hale gelen çiftçilerin üretimlerinin sağlıklı yapılması için destek ilişkilerinin kurulması çok önemli olduğu konusu gündeme geldi. Ve bu mesele özellikle bölgede savaş politikaların yarattığı tahribata bağlı olarak geçmiş yıllarda çok yüksek miktarda olan hayvancılığın bu dönemlerde çok azalmış olması ve ithalat yapılmasına karşı tutum alınması konusu gündeme geldi. Yine geçmişte olduğu gibi yani et balık kurumları, SEKA, YEMSEN gibi ürünlerin, YEMSEN gibi kurumların daha çok geliştirilmesi ve bunlar vasıtasıyla sübvanse edilmesi konusu da gündeme getirilen önerilerden birisi oldu. Yine güvenlikçi politikalara yarattığı maden, ekolojik dengeyi bozulması, su, elektrik ve tüm girdilerin
problemli hale gelmesine bağlı olarak bu alanda bir kolektif ortak iradenin yaratılmasını ve özellikle DEDAŞ gibi bölgede ciddi bir devlet eliyle tekelleşmiş bir yapı karşısında seçenek üretilmesi konusu yine gündemlerden birisi oldu. Yine arazi imarıyla ilgili daralan politikalar ve biliyorsunuz özellikle küçük çiftçilerin tasfiyesine bağlı olarak büyük mülkiyet ilişkisinin kurulmasına sebep olan anlayış da ülkedeki mevcut tarım politikasının küçük çiftliğin yok edilmesine sebep olması konusu gündeme geldi. Bunun karşısında tutum alınması söz konusu oldu. Yine köylerimizin tarihten gelen bilgileriyle bağlı olarak bilge köylülük anlayışının geliştirilmesini, tarımın daha organik yetiştirilmesini, güvenli gıdaların sağlanmasını, GDO'lu üretimlerin ortadan kaldırılması için bu bağlamda da ciddi bir faaliyet yürütülmesi, zehir ve diğer kullanım araçlarının ortadan kaldırılması, bilge köylü üretim ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından önemsendi. Bu tapu devri meselesi de yine köyde tarımda çok önemli olduğu konulardan bir tanesi. Bunun da yukarıdaki bahsettiğimiz gündemler çerçevesinde ele alınması konulardan birisi oldu. Kooperatifçi yapılamazsa bizim gördüğümüz önümüzdeki dönemde tamamen mevcut tarım ilişkileri sermayenin planlı ve hedefleri çerçevesinde yapılacak gibi görünüyor. Son olarak yaşadığımız özellikle buğdayda, arpada fiyat belirlemeler, arkasından fındıkta, çayda gelişen süreç, sonrası da özellikle narenciye, domates, biber ve bütün alanlarda yaşadığımız pratik şunu göstermiştir ki eğer sağlıklı, planlı, yerinde ve aynı zamanda kendi kendine yeter, kendi ülkesinde, kendi bölgesinde, kendi ilinde, kendi kendine yeter bir üretim yapılmadığı sürece bu mevcut döngü içerisinde sorunun çözülemeyeceği çok açık gözüküyor.